Hünkârım. Ya, ya. Kardeşim. Hoş geldiniz. Kusura bakmayın, sizi böyle karşılamak istemezdim. Mühim değil. Anlaşılan yine ilim irfan deryasına dalmışsın. Rahmetli büyük alim Ali Kuşçu'nun Er-Risalatül Muhammediye isimli eseri ulaştı elime. Aritmetik ilminden bahsediyor. Hünkârım, buyurmaz mısınız? Ferhat. Hünkârım. Buyurun efendi hazretleri. Hünkârımız için bahçeden taze meyve toplayın. Yanında da zencefil şerbeti getirmeyi unutmayın. Hemen efendim. Gel ya, ya. Otur. Nasılsın Yahya? Epey oldu görüşmeyeli. Sizi gördüm, daha iyi oldum kardeşim. Asıl ben sizi merak ederim. Afiyettesinizdir inşallah. Ne sen sor benim halimi, ne de ben söyleyeyim. Senin kerametinden sual olunmaz ya. Estağfurullah hünkârım. Öyle öyle. Hatırlar mısın, bir vakitler sana bir rüyamı anlatmıştım. Sen de bana mühim bir kararın eşiğinde olduğumu söylemiştin. İşte ben o kararı verdim Yahya. Lakin dediğin gibi can evimden keder eksik olmadı. İbrahim Paşa'm. Kaç mevsim geçti üzerinden. Kaç bahar, kaç kış artık bilemiyorum. Ne gecem gecedir, ne gündüzüm gündüz. Serin uykular haram oldu bana. Ateşler içerisinde yanıyorum Yahya. Hep aynı rüyayı görüyorum. Kanlı bir yatak içerisinde uyanıyorum. Kulağımda İbrahim'in sesi. Allah hakkı için söyle bana kardeşim, ne vakit dinecek bu acı? Ne vakit sönecek bu göğsümde yanan ateş? Ne vakit kısılacak bu kulağımdaki ses? Söyle. Dua edelim ki bu acıyla nihayet bulsun ömrümüz. Sen ne dersin kardeşim? Bazı acılar vardır ki hünkârım, insanın peşini bırakmaz. Mezarına kadar takip eder. Zira vicdanıdır belası. Ruhum hiçbir vakit huzur bulmayacak. Sen bunu mu söylersin? Dua edelim Allah size daha büyük bir acı yaşatmasın.